çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir araya geldik. Son Venedik Bienalinde Türkiye evet. Pavyonu'nun sanatçısıydınız ve sizinle gene böyle bir röportaj yapmıştık. Şimdi İstanbul'dayız ve gene çok şahane, çok güzel bir sergi var. Bu sergiyi konuşacağız. Onun öncesinde çok kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Oldu. Siz 1938 yılında İstanbul'da doğdunuz. Mimar Sinan Üniversitesi'ni okudunuz. Mimarlık bölümünü... İç mimarlık bölümünde evet. okudunuz. 1964'te Paris'e gittiniz. Ve çalışmalarınızı ondan beri orada sürdürüyorsunuz. Evet. Fakat dünyanın birçok yerinde sergiler açıyorsunuz. Ve çok evet. çok üretken bir sanatçısınız. Hatta dünyanın en önemli çağdaş sanatçılarından biri olarak anılıyorsunuz. Sizin için zaman, mekan ve bellek... Çok önemli. Bu sergiyi tasarlarken neyden yola çıktınız? Evvela Venedik Bienali'nden sonra ben Türkiye'de bir sergi yapmamıştım. Venedik Bienali'nin devamı gibi değil de oradaki yaşayan pırıltıları ben buraya getirmek istedim. Fakat tabii onları buraya çağırmadan önce mekanı gördüm. Yani bu Dolapdere, Kasımpaşa, bütün bu yörelerin nasıl değiştiğini, dönüştüğünü, evet zaman gördüm. Buradan çıkıp şu karşı yoldan yukarı çıkıldığı zaman benim doğduğum Çaylar Sokağı'na yürüyerek 10 dakika bile sürmüyor. Yürüyerek. Müthiş bir şey. Evet. Sergiye girerken o yaşadığım evden bir görüntüyü getirdim buraya. Ve burada da yani bana belki en ait olan şey diyeceğim. Benim bir tek teknikle çalışmıyor olmam. Hı hı. Bir tek görsel saplantımın olmayışı. Mesela burada 30 tane iş var. En aşağı 10 tane değişik malzemelerle tekniklerle yapılmış. Tabii şey mesela var. Bir o vitraylar var. Vitraylar var. Neonlar var. Neonlar var. Sonra ferforje var. Altın kaplı ferforjeniz var. Evet. Burada bir gemi var. Rujla boyanmış. Çok enteresan. Evet. Neden rujla boyadınız? Evet. Bakın orada bir işaret koydum ben. Uçta bir şey var. Bir resim var. O 1987'den yani 30 sene olmuş. Hı hı. Ben Strasbourg'da hocalık yaptığım zamanlarda benim 30 talebem vardı. Bunların 20'si kızdı, 10'u oğlandı. Bu arada ben de üniversiteyi Strasbourg'da okudum. Ama ne güzel. Hem de Rükrütno diye bir eseriniz var sizin. Rükrütno'da evet. mı oturdunuz? Orada ben benim, benim 9 sene orada gizli bir odam vardı. Gizli? Gizli. Yani yaşama şeklimi de göstermek istemiyordum. Çünkü ben 12-14 saat talebelerle geçirip çekiliyordum. Çekildiğim yerde en ufak bir şey istemiyordum mesela. Teknolojinin getirdiği telefon yoktu. Televizyon yoktu. Yer yatağında yatıyordum. Yani bu 18-19 yaşlarında benim ufak bir yerim olmuştu. O sadelikte ve orada bir takım şeyler ürettim ben. Okulda çok ters bir olay oldu. Benim kız talebelerim benim ruh sevdiğimi öğrenmişler. Ve sabah geldiğim zaman baktım ruh sürmüşler. Ruh sürmesini de bilmiyorlar. Daha gençler. Ve her sabah geldiğinde beni gidip öperlerdi falan. Ve rujlu kaldı yüzüm. Bu okul diğer atölyedeki hocaları falan bu çıldırttı bu olay. Ben de bunlara bir şekilde cevap vereyim dedim. Hani bir takım filmlerde olur. Kadın adamı ayrılacak. Kızgınlığını göstermek için rujuyla gidiyorum der. Gidiyor aynanın üzerinde.
Ben de tabii bu duruma bir imaj bulacağım onlara. Bir harp gemisi çizdim aynanın üzerinde. Ve harp ganimetleri diye. O mu oradaki? O. İki kırmızı tondan oluşuyor. Aslında iki kırmızı tondan oluşuyor. Çünkü bir tarafı yaparken rujlarım bitti. Diğer rujları alırken başka bir ton çıktı. Yani isteyerek yapılmış bir şey ama değil. Ama çok güzel. Gereğinden yani. Yani açıkça söylemek neyse dünyamızda o kadar çarpışmalar, o kadar harpler var ki bunu başka bir dille anlatmak. Yani komedi ile dram arasındaki bir ilişki bu. Ve oradan bu maketi bundan birkaç yıl önce İstanbul'da bir maketçiden bulmuştum. Çaylak Sokağı'ndaki evde duruyordu. O 1941'de batırılan Bismarck destroyerinin maketini rujla kapattım. Rujla kamufle ettim yani. Ve onu bir aynanın üzerine koydum onu. Aynanın şekli de bu galerinin planının onda biri. Öyle mi? Bu evet. Salonun tam aynen. Evet, o aynen. Tarafa doğru fakat, genişliyor. Fakat, ama ters ben koymuşsunuz. Ters evet. Koydum ben. Hı-hı. Aynı zamanda öteki işlerin de ışıklarını alıyor. Yansıtıyor. Aslında sürekli bir beslenme var aslında bakarsanız. Sürekli. Eserler arasında bir beslenme var. Sürekli. Evet. Yani sergi birkaç saatten beri açık. İşlediğini hissediyorum. Ne kadar güzel. Bu sergide de çok kuvvetli bir şekilde gerçi Venedik Bienali'nde de öyleydi. Bir hüzün de hissediliyor aslında. Gayet tabii. Acı ve hüzün. Ben mesela acı da var burada. Acı da var burada. Burada o savaşın yani dünya sulh işinde değil. Yani tabii. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Bahsetmiyorum yani. Yani. Yani şeyde şimdi terörlerinden falan yani bir kelimeyle bir şey söylemek istiyorum tabii yani. Nice'de olan o kamyonla girmesi evet. Berlin'de cevabını buluyor. Alışveriş merkezi. Şeyde Bataklan'la Paris'teki yüz küsür kişinin ölmesini aynı metot burada Rayna'da evet. Oluyor. Yani bütün bunlar yani sanat süt liman bir zamanda yapılacak bir şey değil. Sanat her zaman yapılması gereken evet. bir olay. Bir de bunu tabii ben bu sergide evet. göstermek istiyorum. Yani bir acılar da kalkıp bir hazineye dönüşebilir. Evet. Değil mi yani? Peki ben son olarak bir de sizin atölyenizin filmini seyretmiştim. Ali Kazman'ın yaptığı evet. belgesel. Evet. Çok etkilenmiştim o filmden. Yani o filmden değil aslında atölyenizden çok evet. etkilendim gerçekten. Evet. Ben sizin o üretim, o atölyenizde geçirdiğiniz zamanı nasıl ürettiğinizi merak ediyorum. Ne kadar zaman geçiriyorsunuz o atölyede? Hangi saatler arasında gidiyorsunuz? Yürüyerek mi gidiyorsunuz? Giderken ne yapıyorsunuz? Ben Paris'te olduğum her gün atölyeme giderim. Fakat kağıt işleri olduğu zaman, yani bürokrasi işleri olduğu zaman onu evde yaparım. Oraya bulaştırmıyorsun. Pırıl pırıl giderim. Ve herhalde yüzlerce, binlerce objem var orada. Bütün sergilerimin konseptleri orada duvar. İşler ortaya çıkar ve öteki eski işlerle, eskiden de olmuş işlerle birdenbire birleşmeye başlıyor. Büyük bir aile oluşuyor. Mesela 1961'den bir takım işlerimi götürmüştüm buradan. Onların yanında 2017'deki işler de var. Bunlar sürekli konuşulan şeyler. Aslında burası onun devamı gibi. Yani burada ne kadar değişik şeyler varsa benim atölyemde daha da değişik şeyler var. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım mutlu olursunuz. Bu sergi zaten burayı gezenleri çok mutlu edecek. Umarım İstanbul'da güzel vakit geçirirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sergi bir şey verebilir. Eminim verir. İnsanımıza yani. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler.